Yine ilginç bir soruyla beraberiz arkadaşlar. Hepimiz yıldız tozu muyuz sorusunun cevabını beraber inceleyeceğiz. Yeni araştırmalar, bilimin popülerleşmesine büyük katkı sağlayan Carl Sagan'ın söylediğini teyit ediyor. İnsanlar gerçekten yıldız elementlerinden oluşuyor ve artık insanoğlunun elinde bunu ispat edecek haritalar var. eBay Times'ta ve Gizmodo'da yer alan habere göre New Mexico'daki Sloan Sayısal Gökyüzü Araştırması bölümünde çalışan bir grup astronom, Samanyolu galaksisi boyunca yaklaşık 150 bin yıldızın bileşimini analiz etmek için Apogee galaktik evrim deneyi spektrografını kullandı. Ekip yıldızların her birinde karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve sülfür olmak üzere elementlerin miktarını kataloglamış ve galaksideki bu yaşam yapı taşlarının prevalansını, yayılma durumunu çizmişti. Araştırmacılar spektroskopiyi, madde ve elektromanyetik radyasyon arasındaki etkileşimin ölçülmesi, her bir elementin varlığını hesaplamak için kullandılar ve bir yıldızın içinden geçen her bir element tarafından yayılan kendine has bir ışık dalga boyu bulundu. Oluşturulan kompozisyonu saptamak için yıldızların ışık yelpazesinde parlak ve karanlık yamalar hesaplandı. Araştırmacılar Samanyolu galaksisinin merkezinin CHNOPS elementleri, yani bu az önce saydığım karbon da dahil elementler, en bol olduğu bölge olduğunu keşfetti. Ancak belki de araştırmayı daha da ilginç kılan unsur, birçok yıldızın arasında dağılmış halde bulunan bu çok önemli elementlerin aynı zamanda vücudumuz kütlesinin %97'sini oluşturmasıdır. Başka bir deyişle tam anlamıyla hepimiz yıldızların çocuklarıyız. Her maddenin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Ancak maddeler incelenirken moleküller göz önüne alınır. Örneğin iki hidrojen ve bir oksijen atomu su molekülünü ortaya çıkarır. Su dediğimiz akıcı madde bu yapıdaki moleküllerin bir arada oluşudur. Kendimizin yapısı da böyledir. Yani biz insanlar tıpkı diğer maddeler gibi birer molekül topluluğuyuz. Tabii ki diğer canlılar da böyledir. Evrende bol miktarda karbon vardır. Bu element yaşam açısından büyük önem taşır. Doğada hem yalın halde hem de başka elementlerle yaptığı bileşiklerin içinde de bulunmaktadır. Örneğin elmas, grafit, kömür gibi maddeler de yalın haldedir. Bitki olsun, hayvan olsun, bütün canlı maddeler karbon bileşiklerden oluşmuştur. Diğer bir ifadeyle karbon, hayat için gerekli olan karmaşık molekülleri meydana getirir. Her canlı gibi biz insanlar için önemli olan diğer molekül sudur. Su, organik kimya çalışmalarını mümkün kılar. Bazı ısı derecelerinde sıvı haldedir ve iyi çözücüdür. Yerkürenin oluşumu sırasında bu iki madde bol miktarda vardı. Hepimiz su, kalsiyum ve organik moleküllerin karışımıyız. Diğer canlılar da aynı moleküllerin karışımından meydana geliyor. Yaşamın temelini oluşturan sadece atom ve moleküller değildir. Önemli olan bunların bir araya diziliş şeklidir. Ama dikkat çekici olan şey bu maddelerin etrafımızda da yer alışı. Örneğin karbonu yaktığımız kömürün içinde kolayca buluruz. Kalsiyum ise okulda kullandığımız tebeşir olarak vücudumuzda vardır. Proteinlerimizdeki nitrojen soluduğumuz havanın içindedir. Kanımızdaki demir herhangi bir nalburdaki çiviyi oluşturan maddenin aynısıdır. Durum böyle oluşu ilk bakışta insana biraz tuhaf görünebilir. Bir kömür veya tebeşirle aynı molekülü taşıyan elementlerden oluşmamız biraz garip gelir. Hatta çoğu kişi için inanılmaz bir olaydır. Ama tam tersi olması daha tuhaf olmaz mıydı? Yani doğada olmayıp sadece bizde mevcut olan temel yapı elemanları ile nasıl yaşayabilirdik? Zira yaşam, organizma ile doğa arasında oluşan ilişki ile mümkündür. Evrenin ham maddesine bakalım şimdi. Çevremizdeki her şey, hayvanlar, bitkiler, toprak, hava, cep telefonumuz, otomobilimiz, gezegenler, yıldızlar ve elimizde tuttuğunuz dergi,
atom adı verilen maddenin yapı taşlarından oluşmuştur. Peki atomların kökeni nedir? Bu sorunun yanıtı gerçekten heyecan verici. Çünkü bizi ve çevremizdeki her şeyi oluşturan elementler, büyük patlamadan süpernova patlamalarına kadar birçok olayı yaşamışlar. Vücudumuzdaki atomların büyük bölümü 13.8 milyar yıl önce büyük patlamanın hemen ardından oluşmuş ve o günden bu yana değişmeden kalmış durumda. Evrende en çok bulunan element olan hidrojen, vücudumuzdaki atomların da çoğunu oluşturuyor. Evrenin yaklaşık %90'ını, vücudumuzun ise yaklaşık %60'ını oluşturan hidrojen, ilkel evrenin oluşturabileceği sadece bir proton ve bir elektrondan oluşan en basit element. Baştan başlayalım. Bir periyodik tabloya baktığımızda hidrojenin ardından helyum gelir. Büyük patlama sonrasında hidrojenden çok daha az miktarda olmakla birlikte 2 proton ve 2 nötrondan oluşan helyum çekirdekleri de oluştu. Ancak bir soy gaz olan helyum yaşam için gerekli diğer elementlerle bileşik oluşturmadığı için vücudumuzda neredeyse hiç bulunmaz. Üçüncü sırada bulunan lityum ise eser miktarda oluştu. Evren çok hızlı soğuduğu için lityumdan daha ağır elementlerin bu sürede oluşacak fırsatları da olamadı. Bu elementlerin oluşabilmesi için gereken basınç ve sıcaklığı ortaya çıkarabilecek başka türlü mekanizmalar gerekiyordu. Evren birkaç milyon yaşına geldiğinde hidrojen ve helyumdan oluşan madde kütle çekiminin etkisiyle sıkışmaya başladı. Bunlar çeşitli düzensizliklerin etkisiyle belli bölgelerde toplanarak ilk yıldız topluluklarını yani gökada kümelerini oluşturdu. İlk yıldızlarının çoğunun kütlesi Güneş'inkinden 10 ila yüzlerce kat büyüktü. Hidrojen atomu çekirdekleri bu yıldızların içindeki yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle kaynaşarak helyuma dönüştü. Bu ilk yıldızlar büyük olasılıkla çekirdeklerinde helyum yakmaya fırsat bulamadan günümüzün süpernova patlamalarından çok daha şiddetli patlamalarla dağıldılar. Bu patlamalarda ortaya çıkan basınç ve sıcaklık büyük patlamadan sonra hiç görülmedik derecede yüksekti. İşte hidrojen ve helyuma göre ağır elementler ilk kez bu şekilde ortaya çıkmaya başladı ve böylece periyodik tabloya yeni kutucuklar eklendi. Sayıları görece az olan bu dev yıldızların evrenin kimyasal yapısında çok da büyük değişim yaratmadığı düşünülüyor. Yine de daha sonra bu yıldızların küllerinden oluşan yeni yıldızların kimyasal bileşimlerinde rol oynadıkları kesin. İlk nesil yıldızlara göre daha zengin bir bileşime sahip olan bu ikinci nesil yıldızların çekirdeklerindeki sıcaklık 100 milyon dereceyi bulabiliyordu. Bu sıcaklıkta helyum çekirdekleri kaynaşabildiği için bir dizi zincir tepkime sonucunda evrende ilk defa karbon atomu çekirdekleri 6 proton ve 6 nötron kayda değer miktarlarda oluşmaya başladı. Yıldız bir kez karbon oluşturmaya başladığında oksijenin 8 proton 8 nötron oluşması için çok fazla ısı ve basınca gerek kalmaz. Karbon atomu çekirdeklerine eklenen bir helyum atomuyla oksijen oluşur. Bu aşamaya gelmiş büyük kütleli yıldızların süpernova olarak patlaması sonucu daha da fazla oksijen atomu çekirdeği ortaya çıkar. Dikkat ettiyseniz arada bir elementi, üstelik çok da yaygın bir elementi atladık. Çünkü oksijenden daha hafif bir element olan azotun 7 proton 7 nötron oluşumu biraz karmaşık. Azot da yıldızların çekirdeklerinde oluşur. Ama karbon, azot, oksijen döngüsü denen SNO, CNO diye geçer. Bir dizi tepkimenin sonucunda. Evrendeki azotun büyük çoğunluğunun orta kütleli yıldızlarda 1 ila 8 güneş kütlesi olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bu yıldızlardaki CNO döngüsü daha iyi işliyor. Bu yıldızlar evrimlerinin son aşamalarında güçlü yıldız rüzgarlarıyla azotun da içinde bulunduğu çeşitli elementleri uzaya savuruyorlar. Şimdi vücudumuzdaki elementlere bakalım arkadaşlar. Kısaca evrendeki elementlerin nasıl oluştuğundan bahsettikten sonra dünyamıza dönecek olursak, dünya üzerinde en çok bulunan ve
kütlece vücudumuzda %97'mizi oluşturan elementler şu şekildedir. Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, sülfür ve fosfor. Bu elementler simgelerinden gelen canlılığı temsil eden ismiyle CHNOPS adıyla da bilinir. New Mexico Eyalet Üniversitesi'nden Stan Hasselquist son yapılan yıldız kataloglama çalışmasında bu ilk defa yoğun bir şekilde galaksimizdeki görebildiklerini ifade etti. 150 binden fazla yıldızın araştırılmasıyla yapılan bu çalışmada iki düzineden fazla kimyasal element gözlemlendi ve kaydedildi. Sloan Digital Sky Survey'deki astronomlar tarafından yapılan gözlemler New Mexico'nun Apache Nokta Gözlem Evi'nde, kısaca APOGEE olarak bilinen spektrograf ile yapıldı. Dünya benzeri gezegenler bulma amaçlı oluşturulan NASA'nın Kepler göreviyle örtüşen bu çalışmada yaklaşık 200 bin yıldız gözlemlendi. Genelde hidrojen içeren yıldızlarda küçük oranlarda da olsa oksijen gibi ağır elementler de gözlemlenebilir. Yapılan gözlemlerde APOGEE ağır elementleri galaksimizin daha çok iç kısmında buldu. Galaksinin iç kısmı daha yaşlı olduğundan birçok elementin galaksinin dış bölgesine doğru daha erken zamanlarda iç bölgede oluştuğunu söylemek mümkün. Vücudumuzu canlılığı oluşturan bu elementleri galaksimizde görüyor olmak bizler için de bulunduğumuz galaksinin bir parçası olduğumuzu anlatıyor. Milyarlarca yıllık süre gelen evrenin evriminin bir parçası olduğumuzu, yani özetle yıldız tozu olduğumuzu da gösteriyor. Evet, burada baktığımız zaman aslında size bütün detayı vermiş oldum. Bizim bütün yapımız, bütün insani gördüğümüz, gözle gördüğümüz şey bir atom arkadaşlar. Peki burada şu soru devreye giriyor. Tamam, biz yıldız tozuyuz, atomlardan oluştuk. Ya bilinç diyeceksiniz. İşte orası çok büyük muamma arkadaşlar. Çok derin bir konu. Hiç girmemek gerekiyor. Videomuzun dışına çıkarız zaten. Ama atomlardan oluşan bir yapıyız. Bir canlıyız. Ve bu atomlar çevremizdeki en yakın yıldızımız olan Güneş'ten bize ulaşmış durumda. Güneş gibi birçok yıldızın, belki de sayısız yıldızın yapısı aslında vücutlarımızda bulunuyor diyebiliriz buradan. Yani Carl Sagan'ın tespiti, o senelerde yaptığı bu hepimiz yıldız tozuyuz tespiti çok doğru bir tespitmiş. Bunu da anlamış bulunuyoruz. Büyüleyici bir bakış sunduk aslında. Bir nevi böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü belki bu videoya ilk defa denk gelebilirsiniz veya daha önceden duymuş ama bu tarz bir bilgi bulamamış olabilirsiniz. Evet, ilginç olan buydu arkadaşlar. Bizler yıldız tozuyuz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.